Arkadaşlar şu anda inanılmaz bir şey yaşıyorum. Sabah bana telefon geliyor. Reha Muhtar yoğun bakıma kaldırıldı diye. Çocuğuma ulaşamıyorum. Çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum. Hiçbir telefondan hiç kimseye ulaşamıyorum. Hastaneye gidiyorum. Bana deniyor ki Ayşe Nazlı Yumlu, yani Nilüfer'in kızı, Poyraz'ı aldı ve hastaneden çıktılar. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz aralarına birilerini sokarak. Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyorlarmış. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Son derece öfkeliyim. Bakın, ben 2 yıldır avukatımla birlikte mahkemeye bu insanın, Reha Muhtar'ın sağlığının yerinde olmadığını, kendine bile bakabilecek durumda olmadığını, çocuk emanet edilebilecek durumda olmadığını, hatta kendine de zarar verebileceğini söylüyorum. Bu beyanlarımız dosyada da var ama hiçbir önlem alınmadı. Adam evde düşmüş, beyin kanaması geçiriyor, bu açıklanıyor. Fazla da bir şey bilmiyorum. Çocuğumu arıyorum sabahtan beri. Ayşe Nazlı almış çocuğu götürmüş. Nilüfer ve Ayşe Nazlı çocuğu bana göstermiyor şu durumda. Ya ben ne düşüneceğim, şaşırmış durumdayım. Şu anda karakola gidiyorum. Haklarında çocuk kaçırmaktan şikayetçi olacağım. Ben bir anne olarak niye bunları yaşıyorum arkadaşlar? Birisi bana bunu açıklasın ya. Evindeki merdivenlerden düşerek yaralanan ünlü gazeteci Reha Muhtar hastanede tedavi altına alındı. Entübe edilen ünlü sunucunun o gece eve sarhoş geldiği ve dengesini kaybederek merdivenlerden düştüğü öğrenildi. Reha Muhtar'ın olay sonrası ortadan kaybolan oğlunun da üvey kızı Ayşe Nazlı tarafından hastaneden götürüldüğü öne sürüldü. Bir dönemin en çok izlenen haber programlarına imza atan ünlü spiker Reha Muhtar, Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Peki durumu ciddiyetini koruyan ünlü sunucu o gece neler yaşadı? Ortadan kaybolan oğlu nerede? Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde. O gece aslında Reha Muhtar için güzel başlamıştı. 2009 yılında Deniz Uğurlu olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Poyraz'la birlikte restorana giden Reha Muhtar burada alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu. Oğlunun uyarılarına rağmen içmeye devam eden ünlü sunucu üstelik bu şekilde direksiyon başına geçerek hem kendi hayatını hem de oğlunun hayatını tehlikeye attı. Birkaç kaza tehlikesi atlattıktan sonra Sarıyer'deki evine gelen Muhtar uyumaya gittiği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalenin ardından Muhtar hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından Reha Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrası eski eşi Deniz Uğur'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Uğur, olay sırasında Reha Muhtar'la birlikte olan oğluna ulaşamadığını belirterek "Akşamdan beri oğlum telefonları açmıyor." dedi. Bu gelişme sonrası herkes Poyraz'a ne oldu sorusunu sormaya başladı. Edinilen bilgiye göre kaza sonrası babasıyla birlikte hastaneye giden Poyraz, olayı haber alarak gelen Reha Muhtar'la Nilüfer'in evlatlık olarak aldığı Ayşe Naz tarafından hastaneden götürüldü. Poyraz annesinin telefonlarını neden açmadığı ise bilinmiyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.